Şimdi bu tip maçlar zor olur. Özellikle Avrupa Kupası'ndan sonra. Tabii birinci nedeni büyük bir başarı. Herkesin takdir ettiği başarı. Üst üste maç oynama. Ben 4 günün yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle çok büyük bir yorgunluk olacağını düşünmüyorum ama psikolojik olarak aslında ilk yarıya da baktığımızda, yani maçın geneline baktığımızda oyuncularımız kötü oynadı diyemem. Yani birçok pozisyona girdik. Belki kalemize bir top geldi maç boyunca. Pozisyon diyebileceğimiz, yani onu da aslında pozisyon olarak sayamam belki. Ceza sahası içerisinde bizden 3 kişi, rakipten 1 kişi. 1 kişi orta yapıyor. O da 3 kişinin içerisinde 1 kişi. Yani bu kadar komik, bu kadar basit bir golü yiyorsanız rakibinizi de canlandırıyorsunuz. Maçın başından itibaren zaten hem bizi belki hem izleyenleri uyutan bir maç oldu. Bizim daha hareketli olmamız lazımdı. Maçın bazı bölümlerinde hareketlendik. Ama ikinci yarı golü yediğimiz dakikalarda rakip bizi de uyutmuştu. Ve kötü bir gol yedik. Sonra da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Serkan da çok iyi oynadı özellikle son bölümde. Biz de son bölümde maçın 90. dakikasını belki maç bitene kadar ki bölümde son 10-15 dakika baskı kurduk, pozisyona girdik. Net pozisyonları kaçırdık ve beraberle razı olduk. Ben Konyasporlu oyuncuları tabii ki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Dediğim gibi belki bizi uyuttular, herkesi uyuttular ama buna da saygı duymak gerekiyor. Futbolun içerisinde bu da var. Maçın hakemi oyun içerisinde çok ön plana çıkmadı. Sadece rakibin vakit geçirip geçiremediğini çok fazla anlayamadı. Ona da 94. dakikada bir uyararak tepki verdi. Ama dediğim gibi mücadele eden, beraberlik için mücadele eden bir takım vardı. Onları emeklerinden dolayı kutluyorum. Takımımı da daha iyi olması gerektiğini söylemek istiyorum. Yani özellikle öne geçtikten sonra geçen hafta da aynı şeyi yaşamıştık. Oyunu biraz durdurduğumuz anda yani böyle sürpriz goller yiyebiliyorsunuz. Geçen hafta da böyle sürpriz gol yedik. Çok fazla pozisyona girdik. Birbirine benzer maçlar. 2 tane kazanabileceğimiz maçı berabere bitirdik. Avantajımızı yitirdik. Yani şöyle sıfır kenar demedik. Özellikle merkezden de oyunu maç analizinde yani merkezden kenarlara gidildiğinde de pozisyon veriyorlardı. Aslında yani belki 10 tane net pozisyon bulmuşuzdur yani. Yani pozisyon bulamadık da diyemiyorum o yüzden maçla ilgili yani rakip bizi kapattı da diyemiyorum. Sadece belli bölümlerde iyi işler yapmadık yani 1-0 iken rakip kendi sahasında bekledi. 1-0 oldu yine bekledi. İkinci yarı bir 5-10 dakika özellikle golden önce rakibe pas imkanı verdik ama yine bir tehlike yaratacak durum yoktu. Yani tehlike yaratabileceğine de inandığım bir takım yoktu karşımızda ama biz özellikle geçişleri daha iyi yapabilseydik ve biraz daha çabuk dikine önü düşünen yani 1-0'dayken bile önü düşünen bir takım olmamız gerekiyordu. Ama benim burada takımla ilgili en büyük şeyim mutsuzluğum bu. Çok fazla yine rölantiyi aldık. Yani bu alışkanlık eskiden kalan alışkanlık hep var. Bunu biraz daha yenmek gerekiyor. Yani ikinci golü atabiliyorsanız, üçüncü golü kendi sahanızda. Yani bu tür takımlara karşı zaten size direnç vermiyor, pozisyona girmiyor. Size şans da veriyor, kaleye gitme şansı. O zaman atacaksınız golleri yani. Öyle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama maalesef bitiremedik. Ligi ikinci sırada, haftayı ikinci sırada bitirdik bu hafta. Yani amacımız buydu ama kazanarak ikinci sıraya geçmekti. Berabere kalarak geçtik. Bundan sonraki 2 maçı kazanıp yine liderli olan puan farkımızı kapatmak istiyoruz. Şimdi isim olarak tabii ki çok önemli bir takım. Son yıllardaki bu ligdeki durumuna baktığımızda eski günlerinden daha uzak. Bu sene de ligde şu anda 4. sıraydı. Bu akşam maçı kazanırsa 3. sıraya yükselecekti. Ama lig lideriyle arasında büyük puan farkı olan bir takım. Tabii ki Şubat'taki kadro yapısı nasıl olacak? Yani bir ara transfer dönemi var takımlar için. Oradaki kadro yapısı nasıl olacak bilemiyoruz ama
Hoca değişikliğinden sonra daha kendini toparlayan, daha çok maç kazanan ve Avrupa Ligi'nde de 4 tane arka arkaya maç kazanıp gruptan çıkan bir takım. İyi bir takım, iyi oyunculara sahipler. Yani gelecek takımlar içerisinde özellikle benim yani şu takım gelsin diyeceğim bir takım yoktu. Yani ne çıkarsa artık bizim için hayırlısı olsun demiştim. Bu çıktı, hayırlısı olsun. Yani başa baş oynayabileceğimiz bir takım. Şöyle hani çok aslında anlatacak bir durum, maçla ilgili çok anlatacak önü, içi ve arkası ile ilgili bir durumum yok. Sonuçtan yola çıkayım bu sefer, bir farklılık yapalım. Puantajdaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha morallendirecek, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak. Ancak son haftalardaki özellikle deplasmanlara da, özellikle deplasmanlara da demek lazım buna. Çünkü içeride oynadığımız Malatya, Rize, Antep ve Beşiktaş maçları yani nispeten hani kendi oyunumuza yakın oyunların oynadığımız maçlar olarak gözüktü ama deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay bir takım olarak, kolay pozisyon veren ve kolay goller yiyebilen bir takım pozisyondaydık. O nedenle bu bir puan, puantajdaki yerimizi dediğim gibi değiştirmeyecek, onu biliyorum. Onun farkındayız ama öbür taraftan en azından dirençli, ne yaptığını bilen, beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı. Zaten bu özellikler olmasaydı bu deplasmandan puan almak da çok kolay olmayacaktı. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım karşısında. Ve özellikle yayın öncesi söylemiştim, haz duygusu yüksek. Geçen hafta içinde ciddi bir Şampiyonlar Ligi grubu gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında. Hakikaten böyle örgülü, yardımlaşmalı, yani özellikle pozisyondan pozisyona geçişi zaman zaman savunma anlamında da tabii bunu söylemek lazım. Dolgun bir takım havasında olamasaydık zaten puan alma şansımız da yoktu. Dolayısıyla buradan alınan puan biraz daha direncimizi yukarı çıkarma, genel kendi oyunumuza dönme adına biraz takıma umut verecektir, güç verecektir diye düşünüyorum.